Bugün 23 Ağustos 2019, 34. haftadayız. Saat 19 Frankfurt saatiyle. Bugün ileri borsa anlatacağım. Level 2 nedir? Onu anlatacağım Amerikan borsalarında. Grafik üstünde nasıl kullanılır, ne işe yarar? Kısa olarak, özet olarak Level 2 bilgi vermek amacıyla anlatacağım. Detaylı olarak Level 2 bilgisi kurs konusu olarak geçmekte. Burada Level 2 ekranını görmekteyiz. AMD şirketi için. Burası Level 2 ekranı. Şöyle Apple'da kullanabiliriz burada. AMD'de kalalım şimdi. Ekranları ayarlamam gerekiyor onun için. Burada Level 2 ekranını görmekteyiz ortada. Level 2'de alıcılar, bit fiyatı ve satıcılar bulunmakta. Örneğin en yüksek şu anda fiyata satmak isteyen en düşük fiyata satmak isteyen pardon 3.43 ile arka borsasından gelmekte. Ve çok hızlı değiştiği için şu anda 24 tane satmak istemekte. Bunu alıcıyla birleştirir borsa. Borsanın amacı aslında alıcıyla satıcıyı bu sistem içinde açık arttırma sistemi gibi birleştirmektir. Ve bu saniyeler içinde olur. Bu Level 2 ekranı en önemli örnek olarak verebileceğimiz ekranlardandır. Çünkü bu renkler içinde örneğin mavi renk şu andaki en yukarıdaki mavi renk 3.42 grubunu fiyat grubunu göstermekte ve bunlar değişik borsalardan gelen alım emirleri. Sağ tarafta ise 3.44 şu anda o değişebilir birazdan. Şimdi 3.43 oldu. Bu fiyat aralarında bunlar alıcılar, bunlar satıcılar olmakta. En son mavi renkli olan gruplar birbirine en yakın olan gruplar. Borsa bu iki grubu birbirine birleştirir. Örneğin arkadan gelen 4.12 oldu şimdi alıcıyla. Örneğin şu anda arka en yukarıda. Satıcıdaki işlemleri birleştirir. Böylece şu fiyatlar olur. Örneğin şu anda alıcıyla satıcı arasındaki fiyat farkı 0.1 dolardır. Bu alım satım arasındaki fark olarak da düşünebilirsiniz. Hani borsada ya değil de dövizde bunu düşünürsek alım satım arasında bir fark vardır. Bu da onun gibi düşünülebilir. Şu fiyat, grafik üstünde gördüğümüz fiyatlar ise Level 2 ekranındaki değerlerin en son örneğin 3.43 üstünden bir anlaşma olmuş şu anda, şu saniye içinde. Onun yansımasıdır. Bu sürekli değişmekte grafik üstünde. Bunun değişmesinin sebebi Level 2'deki alıcı örneğin 3.41'e almak istiyor. Satıcı da 3.42 pardon 30.41'e almak istiyor. Satıcı da 30.42'ye satmak istiyor. Bu ikisi arasındaki değer grafik üstünde çubuk grafiği olarak ya da herhangi başka bir grafik kullanıyorsanız o grafik gösterim şekli olarak gösterilmekte. Level 2'de anlatabileceğimiz diğer bir önemli yan ise örneğin alıcıların mı satıcıların mı daha çok olduğunu belli seviyelerde görebilmeniz. Şu anda onu anlatabilmek için söyleyeyim. Örneğin AMD şirketi için
Tabii bunlar belirli direnç destek seviyeleri için daha belirleyici olur. Saniye an itibariyle kümülatif değerler burada. Satıcıların 3.57'de 3.57'ye kadar daha çok olduğunu görmekteyiz. Tabii bu örnek olarak söylüyorum, bunun belirli bir şu andaki seviyeler için belirleyici bir özelliği olmamakta. Örneğin şu mavi alan satıcıların toplam değeri 280 tane, 90 tane hisse satmak istiyorlar. Alıcılar da 100 tane almak istiyor. Bu durumda düşecektir hisse değeri. Şimdi biraz bekleyelim. Bakalım nasıl olacak. Tabii bu her an değişebilir. Burada çok az da olsa görmediğimiz değerler de oluyor. Büyük bankalar bunları gizli olarak göndermekte. Ama büyük ölçüde bize yardımcı olur bu. Örneğin şu anda da alıcıların daha az olduğunu, saniye itibariyle değiştiğini gördüğünüz gibi alıcılar daha çoğaldı. Fiyat yukarı çıktı burada. Bunu büyüteyim. En son çubuk grafiği bizim için önemli. Şu anda alıcılar çok. Mavi alanın çokluğundan alıcıların, pardon, satıcılar sağ tarafta olduğu için şu anda satıcıların çok olduğunu görmekteyiz. Sol tarafta alıcılar var. İkisi şu anda denge şeklinde. Şu anda satıcılar çok, fiyat düşüyor. Tabii bu saniyeler içinde olan şey. Bir de AMD şirketi Intel gibi bilgisayarları mikro işlemci yapan bir şirket. Gördüğünüz gibi Level 2'den okuduğumuz şekilde fiyatlar düşüyor şu anda. Tabii bir dakikalık bir düşüş. Daha verimli bir bilgi için grafiğe bakmak gerekiyor. Örneğin biraz önce söylediğimiz örnek gibi Level 2 kullanarak şu çizginin altına geçmesi durumunda aşağı ineceğini öngörmüştük. Aynı şekilde aşağıya doğru ilerlemesine devam ediyor. Şuradan buraya ortalama işte 10 centlik bir değişme oldu. 10 centlik bir değişme. Bir dakika içinde tabii alım gücünüze göre farklı getiriler sağlayabilir. 10.000 tane aldığınızı düşünün. Ortalama bir dakika içinde 100 dolarlık bir getiri geri getirmiş olur size. Evet, bugünlük de Level 2 konumuz bu kadar. Level 2 tabi diğer önemli bir yanı da çok verilerin çok hızlı değiştiğini görüyorsunuz. Bunun sebebi bu hissenin çok işlem gören bir hisse olduğundan dolayı çok hızlı şekilde veriler değişiyor. Şu anda örnek yok elimde ama başka örneğin az işlem gören hisseleri deneyelim. Ocean Power Technologies diye bir şirket. Burada gördüğünüz gibi daha yavaş ilerlemekte. Grafik buna bağlı değil tabii. Grafiği şu anda düşünmemek gerekir. Grafik hala AMD şirketi. Grafiği de aynı şekilde değiştirirsek. Gördüğünüz gibi likit olmayan bir hisse. Türkiye'deki hisselerin çoğu da aynı şekilde belli zamanlarda işlem görmüyor. Çünkü o aralıklarda alıcılar, satıcılar bulunmamakta. Çok ya da işlem durdurulmakta. Çünkü çok alım satım olmadığı için. Aynı şekilde bu hisse de aynı durumda gördüğünüz gibi. Dakikalık grafikteyiz. Level 2 hiç ilerlememekte. Bu bize şunu göstermekte. İşlem yaparken aldığımızda istemediğimiz fiyatlar üstünden işlem yapılabilir ya da satarken satmakta zorlanabiliriz. Level 2 hiç ilerlememekte gördüğünüz gibi. Çok 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 yavaş ilerlemekte AMD ile karşılaştırdığınızda.
Şu anda burada alıcıların çok olduğunu görmekteyiz ama tabii bu da AMD'ye göre çok hızlı ilerlemeyen bir seviye. Ve burada örneğin bu küçük bir şirket işlem yaparken, alırken, satarken dezavantajım olacak şekilde alım ve satım işlemleri yapılabilir. Bu da tabii benim riskimi arttıran bir işlem. Onun için borsada işlem yaparken mutlaka işlem hacmi çok olan şirketlerde işlem yapın ki böyle risklerinizi de azaltmış olun. Bu tür hisseleri alırsanız siz ekstra borsa riskinize ekstra risk katmış olursunuz. Bugünlük de videomuz bu kadar. Daha detaylı bilgi için birebir kurslarıma katılabilirsiniz. Kursla ilgili bilgi için e-maille bana ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.